Gelelim sandık kokusuna. Çünkü sandık kokusunun özetiyle beraber dün akşam bütün bölüm yine beni ekrana şöyle bir koltuğun önüne mıhladı adeta. Mıh gibi kaldı. Evet, kaldım. Çünkü çok güzeldi. Çünkü çok düşündürücüydü. Yine her zaman olduğu gibi. Bir yakından bakalım neler yaşanmış. Var senin burada diyorum sana ya. Git buradan. İstemiyoruz seni. Anlamıyorum. Yok lütfen. Karsu, lütfen. Git buradan. Yeter artık. Senin bu evde yerin yok. Anlamıyor musun sen? Burada istemiyorum. Karsu. Ya bırak Karsu. Lütfen bırak. Ne istiyorsun? Ya bırak. Çık. Ya. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Daha ne istiyorsun? Karsu yeter. Hanımefendi kim? Karsu'nun ablası. Öyle mi? Ay ne şeref, ne şeref. Irmaksınız siz. Evet. Gerçekten müşerref oldum ya tanıştığıma. Ay ne güzel bir tesadüf ya. Karsu, bak biz boşandık, siz birleştiniz. Siz nesiniz? 90'larda çok meşhur olan bir pop grubu muydunuz? Hani bir ara verdiniz, ayrıldınız. Sonra böyle yükseliş yapan, çıkış yapan bir parçayla tekrar mı birleştiniz ha? Yani siz Filiz Çelik Ercan mısınız? Kes sesini be! Neden hep boşandık ya? Neden hep boşandık? Ben ne yapacağım o zaman? Kızım inan ki benim hiçbir suçum yok. Hepsini annen istedi. Reha! Ne? Yalan mı söyleyeyim ben çocuğa? Kabul etmiyorum ya, kabul etmiyorum. Benim hayatım burada mahvoldu. Ben anneni sevmiyorum, burayı hiç sevmiyorum. Okuldan nefret ediyorum. Benim içti kızım, gülüm benim. Sakin ol. Babasının bir tanesi ya, sakin. Babacığım bak ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben hep sizin yanınızda olacağım, tamam mı? Hatta ben buraya taşınacağım. Ne? Evet. Yarın okulda denetim portfolyo sunumu var. O nedir kızım? Hani biz Adana'dayken siz geliyordunuz ya bizim okulumuza. İşte biz de okulda yaptıklarımızı size anlatıyorduk o. Ha tamam bildim, o yarın mıymış? Yarınmış. Ama o adam gelecek çünkü Deniz onu istedi. Hangi adam? Ozan. Deniz'cim sıra sende. Seni sahneye alalım. Hadi bakalım. Kusura bakmayın öğretmen hanım, bölüyorum ama. Ya Karsu, benim oğlumun sunumu var. Kimse bana haber vermiyor Karsu. Öğretmenim kusura bakmayın, müsaadenizle iki dakikaya ben. Dışarıda sen ne iş, hayırdır? Dışarıda, ha, Ozan efendi. Dışarıda konuşabilir miyiz hocam? Gelir misin? Denizciğim, sen sunumuna başlayabilirsin hadi. Ya ben kendi öz evladımın sunumuna çağrılmıyorum da bu herif diye çağrılıyor. Bu yüzden çağrılmıyorsun işte. Normal bir insan olsaydın sana da söylerdim. Bak hele. Hayırdır? Sen utanmıyor musun evli bıraklı kadınlara asılmaya? Ne? Bir dakika. Gündüz başkaydı. Kimsin sen? Şşş kardeş dur kalkalım biz seninle biraz. Aman dikkat. Bak. Kimsin? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyoruz biz senden? Bir şey istemiyoruz. Biz sana yardım etmek için durduk ya. Karsu'ya söyleyeceğim her şeyi. Ne? Her şeyi Karsu'ya söyleyeceğim. Ozan! Reha'nın adamı mıydı yoksa gerçekten bir şekilde yani büyük bir kıskançlık ortada var. Deniz'in babası aslında, biyolojik babası değil ama onu büyüten baba ortada. Aha. Onun bir parmağı var. Burada üçlü bir çıkmaza girildi şu anda. Ben bu son noktayı beraber merak ediyorum. Kim çekti o tetiği ve kimin direktifiyle çekti? Öncesine gelelim. O soruları herhalde önümüzdeki hafta mı yayınlayacağız? Tabii, göreceğiz hep beraberce. Ben de merak ediyorum da. Ben bu Reha arkadaştan her şeyi bekliyorum. Bir de girdiği her kabın içine girebilen ve ona uyum sağlayabilen bir insan anladığım kadarıyla. Bir de dönmek istiyor illaki. Tabii. İllaki. Döneceğim. Yaptığı hatalar, şunları bunları bir kenara bırak. Böyle insanlar çok fazla ya memlekette. Ya dünyada daha doğrusu. Evet. Bu yine sempatik.
Allah korusun. Eline bir şey alsa etse falan filan, o hani depresyondayım, gözüm görmüyor, şeytan bilmem ne, üç harfler vesaire vesaire, şekerim düştü, kanım bilmem ne oldu, tabii, deyip dan diye herkesi ulu orta şu arkadaşı bitirebilir. Tatlı tatlı yapıyor, çaktırmıyor yani şimdi. Vay arkadaş ya. Atilla'nın adamı aslında bu son kurşunu, tetiği çeken, fakat Reha'nın da burada bir şekilde parmağı olmuş olabilir. Yani olaylar bizim tahmin edemeyeceğimiz noktada gidiyor. Tabii ki bu arada Filoş'un evinde olanlar, büyük kızın eve geri dönüyor olması. Evet. İki kız kardeşin yüzleşmesi ve tabii ki Reha'nın bu konuya yorumu da bombaydı yani. Bomba da. 90'lardan mı geldiniz? Şunu ben çok merak ediyorum. Üzülürüm bir de ya. Güzel hani, Deniz Ercan dedi değil mi? Evet. Hayatım mahvoldu diyor çocuğu. Daha evet. 5-6 yaşında. Yani yavrunun ağzından, hani bir çocuğun ağzından bunu duymak bambaşka bir durum da, bir de kendi yavrunun ağzından duymak çok iç yaralayıcı bir şey. Ama Reha söyle gülüm, acıların çocuğu, anlat bakayım diye diye yine o dilini sokmuş ortaya. Aynen öyle. Yani bu yavrularımıza bu lafları ettirmeyelim be kardeşim. Kesinlikle. Yani burada şimdi baba olarak çocuklarını karşısına almış, işte boşanmayı anlatmaya çalışıyorlar. Fakat bunun genelde işte hani bir danışmana da sorarak nasıl cümle kalıplarıyla söylenmesi gerektiğini... Ama Reha'cığımın derdi o değil ki. Reha bir şekilde oradan sızıp eve yeniden girme derdinde. Evet. Bacadan at, kapıdan girip pencereden çıkıp pervazdan giren bir tip. Evet. Ya baş edemezsin bu insanlarla. Adana'yı da bırakıyor şimdi, fabrikası yandı ya. Evet. O da nasıl yandı? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Her yerde eli kolu var ya. Var var. Vay arkadaş. Göreceğiz. Ve güzel bir haber var. Evet.